Günaydın hocam. 13 yıldır sigara kullanıyorum. Bırakmak için öneriniz nelerdir? Evet. Sigara sağlığa zararlıdır. Bir kere bu yasal uyarı. Bunu söylemiş olayım. Evet. Bir o, insanın buyurun. kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Yani sigara aynı zamanda bir uyuşturucu. Yani bunu unutmayın. Bundan kurtulmanın e, yol ya yani bağımlılık yapıyor. Yani dolayısıyla hem kesenize zarar hem sağlığınıza zarar bir de insanlar arada işini gücünü bırakıp kapı önlerine çıkıp orada içiyorlar yani e, dolayısıyla e, zürriyetinize de çok büyük olumsuz etkisi var yani sperm sayısında ve bayanlarda yumurta e, kalitesinin bozulmasında burada çok etkili bu sigara Şimdi bunu nasıl bırakırsınız? Bak eğer düşünceniz ya hocanın Saracoğlu hoca bir kür söyledi dur bakayım şunu uygulayayım. Bırakır mıyım bırakmaz mıyım yok böyle böyle yola çıkarsan Olmaz. baştan yani evdeki evdeki oğlanın evlenmeye gönlü yok anası kız bakıyor. Yani böyle şey olmaz. Dolayısıyla siz gerçekten bu işi istiyor olmanız lazım. Bunun için de eğer istiyorsanız sigara bırakmayı ve gönlünüzden de hakikaten ben bu konuda mücadele ediyorsunuz. Niyet ediyorsunuz. Tabii. <laughs> niyet. Yani ondan sonra e, evvel Allah bıraktırır bunu size. Yani işte bu da karabaştır. Yelin Yelin hanım bu konuda işte size bunu anlatabilir. Yelin buyurun. Bir su bardağı kadar demlemiş olduğumuz suyun içerisine yaklaşık 6-7 başak kadar karabaş bitkisinden ekliyoruz. 7 dakika kadar bunu demliyoruz. Daha sonrasında da sigara içme isteğimiz geldikçe sigara içmiyoruz. Onun yerine yudum yudum karabaş bitki çayını tüketiyoruz. Tamam. Şimdi bu karabaşın özelliğini söyleyeyim. Bak Hüseyin bitkilerde bir özellik vardır. Hani... Fotosentez diyoruz yani ışığı alır, ışığı alıyor bunu ne yapıyor kimyasal bir maddeye çeviriyor, şekere çeviriyor yani bu önemli bir şey. Karbondioksitle beraber alıyor foton ve oradan neticede işte bir ürün ortaya çıkıyor sonra bir sürü sekonder metabolitler filan uzatmayalım. Bak Hüseyin, biz bitkilerin seçici özelliğini bilmiyoruz. FKB eğitimi verilmediği için burada düşünen insanlar yok. Hoca da diyeceksiler ki taktı bu FKB'ye. Evet maalesef bu konuda ben özellikle gençlerimizin yetiştirilmesi taraftarıyım. Yani güneşten gelen ışınlar var foton diyoruz bunlara ancak bunun dışında başka yıldızlardan gelen başka galaksilerden dünyamıza sürekli gelen kozmik ışınlar var. Bunu en iyi alan bitkilerden bir tanesi işte karabaştır. Karabaşın bu güçlü özellikleri var birkaç tane. Mesela kalbi güçlendirmesi gibi. İşte burada şey kozmik ışındır. Biz her şeyi güneşe bağlıyoruz. Hayır efendim fotosentezi sadece güneş yapmıyor ki oradan gelen ışıklar. Onun dışından çok daha uzakta milyarlarca ışık yılı olan uzaklıktan bizim üstümüze, bitkilerin üstüne, dünya üzerine gelen kozmik ışınlar var. Ama bunlarda en iyi seçiciliği yapan işte kızıl ağaç, alnus bitkisi, meşe ağacı, bir de tıbbi aromatik bitki olarak karabaş. Bazı bitkiler var. Çok seçicidir